Herkese merhabalar. Üçgenler konumuzla beraberiz. 9. sınıfta öğreneceğimiz üçgenler çok önemli bir başlık ve karşımıza her zaman gelecek. Üçgende temel kavramlara bakacağız. Eşlik ve benzerliğe bakacağız. Aynı zamanda üçgenin yardımcı elemanları, dik üçgen ve geometri, trigonometri daha doğrusu üçgenin alanına beraber bakacağız. Ama biz bunların temellerini zaten 6, 7, 8'de atmıştık. 6. sınıfta açıları, alan ölçmeyi öğrenmiştik. 7. sınıfta doğrular ve açılara bakmıştık. 8. sınıfta zaten üçgenleri görmüştük ve eşlik benzerliğe bakmıştık. İşte bu temellerin üzerine yeni konumuzu inşa edeceğiz ve unutmayalım 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızda sayfa 112-118 arasını mutlaka tamamlayalım ki bu konuya sağlam bir temelle başlamış olalım. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi geldik üçgenin temel kavramlarına. Temel kavramları, doğruda açılar tabii ki öncül bir konu. Aslında hem bu kitabımızda da gördük ama doğruda açıları tekrar etmemiz. Mesela bunun dik açı olduğunu bilmemiz. 90 derece. Bunun doğru açı olduğunu bilmemiz. 80 derece. Süper zekisin gerçekten de. Bunun aynı zamanda birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların tümler açı olduğunu bilmemiz. Mesela 20 dereceyle 70 derece tümlerdir. 90 derece dik açıdır. 180 derece doğru açıdır senin gibi. Aynı şekilde bütünler açılarında da 40 da mesela 140. Birbirini 180 dereceye tamamlayıp bunlara biz bütünler açı dediğimizi bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Ardından evladım benim Z ve M kuralları gerçekten çok önemli. Soruların içinde belli yerlere çıkıyor. Eğer iki doğru birbirine paralelse Tonguç'um, D1 ile D2 mesela. Burada Z kuralı dediğimiz şeyin burası 40 derece ise şurada bir Z harfi görüp burasının da 40 derece olduğunu söyleyebilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda mesela M kuralında şurada M harfini görebiliyor musun evladım benim? Evet. M harfindeki şu açıyla şu açının toplamının ortadaki 50 derece yani x açısı olduğunu görebilmemiz gerekir. Ardından bir de zikzak kuralımız var ki o da aslında M kuralının birazcık daha geliştirilmiş versiyonu. Burada sola bakan açıların toplamıyla sağa bakan açıların toplamı birbirine eşittir. 25-65 dakika kadar 90 eder. O zaman 30, bu da 60 derece olmalıdır şeklinde yorumlar yapacağız diyoruz. Gerçek üçgende açılar kavramı, işte artık konuları, öncül konulara geçtik, gerçek konulara geldik. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece Tonguç öğretmenim? 180. Süper zekisin Tonguç öğretmenim benim. O zaman şöyle düşünelim, dış açıları toplamı kaç derece o zaman? 280. Birazcık daha fazla olsun, o da 360 olsun. Yani iki kat olur. Her çokgenin iç açıları toplamı 360 derecedir Tonguç evladım benim. Bu mesela 60, 100 topla burası 160 etti. Çıkar 180'den 120 buraya kaldı. Bunların dış açıları ise burası 80 derece. Burası 120 derece. Çünkü iç açı dış açının toplamı 180 derecedir. Burası da 160 derece. Bunları topladığın zaman Tonguç evladım 360 çıktığını görebilirsin. Bazı özel kurallarımız var. Bazı özel kurallar, mesela roket kuralı var. Roket kuralı da diyor ki şöyle roket gibi çıkıyor yukarı doğru. Bacakları açık üçgen de diyebilirsin bu kurala. Bu 3 tane açının toplamı aslında bu üçgen gibi değil bak. Bu dörtgen aslında bak. 1, 2, 3, 4. Ama bu üçgene benzediği için buna bir böyle bir bacakları açık üçgen diyoruz buna aslında biz buna. Bak bu üç açının toplamı ortadaki açı diyor. Yani Q artı alfa artı beta dediğimiz zımbırtı aslında buradaki x açısı ediyor Tonguç'um. Mesela burası 20, burası 30, burası 50 ise bunun toplamı da 100 derecedir diyebilirsin. Peki açı kenar bağıntılarına bakarsak birazcık da üçgende en büyük açının karşısındaki en büyük kenardır. Bu çok basit bir kural değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Mesela bu 100, bu 50, burası 30 derece kalır zaten 180 derece olduğu için toplamı. En büyük kenar hangisi desek? A kenarı. Süper zekisin. Çünkü A 100'ün karşısında, B 50'nin karşısında, büyüktür B, büyüktür de C'dir diyebiliriz. En büyük kenar en büyük açının karşısında diyoruz. Geldik üçgen eşitsizliğine. O da çok basit bir mantık. Mesela Tonguç üçgeni var görebiliyorsun. Buraya da TON diyelim. Şöyle düşünelim Tonguç'um. Herhangi bir kenar, herhangi mesela T kenarı diğer iki kenarın toplamından yani O artı N'den küçük, diğer iki kenarın farkından yani O eksi N'den büyük olmak zorunda. Yani herhangi bir kenar diğer kenarın toplamından büyük, küçük, farkından büyük olmak zorunda. Mesela O kenarı diğer iki kenarın yani T artı N'den küçük, diğer iki kenarın farkı T eksi N'den büyük olmak zorunda. Veya N kenarı diyelim, diğer iki kenarın yani O artı T'den küçük, O eksi T'den de büyük olmak zorunda şeklinde bir kural. Mesela x'in alabileceği değerleri bulalım mı mesela beraber? Bulalım hocam. Mesela x dediğimiz sayı aslında 6 artı 4'ten 10'dan küçük olacak. 6 eksi 4'ten 2'den büyük olacak. Zaten bu eskiden de bildiğimiz bu kuraldı. Onun tekrarını yapmış oluyoruz. Tam sayı değerleri ne dersek 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Buradan görebiliyoruz diyoruz. Geldik eşlik benzerliğe. Eşlik benzerlik de önemli bir kısmı aslında. Eşsizle benzersiz bir konu. Gerçekten öyle. Tebrik ediyorum seni. Mesela ton üçgeni ile güç üçgenine bakalım Tonguç öğrenmem. Mesela burada mesela desem ki bu noktalı, bu çizgili, şurası da noktalı diyelim. Mesela burası noktalı diyelim. Burası çizgili diyelim Tonguç öğrenmem. Bak şöyle düşün. Burası ile burasının toplamı 180 çıkınca burası mesela taralı çıkıyor. O zaman burası taralı olmak zorunda Tonguç öğrenmem. Mesela tonla güç üçgenleri eş ise eğer karşılıklı açıları birbirine eşittir. Aynı zamanda karşılıklı kenarları da birbirine eşittir. Mesela örnek olarak bak. Bunların bütün açıları eşit mi evladım benim? Evet. Bak şu açının karşısında şu varsa mesela. Bu açının karşısında bu var. Mesela diyelim ki bu açının karşısında bu var. 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 Bütün kenarları eşit. Bütün açıları eşit. O yüzden bunlar birbirlerine eş ve benzerdir şeklinde bir işaret var. Hem eşittir hem üzerinde şöyle bir zımbırtı var. Buna eş ve benzerdir demek aslında diyoruz ama eştir demek de diyoruz. O zaman bu iki üçgen birbirine eştir diyoruz evladım benim. Geldik bir de benzerliğe. Benzerlik tabii birazcık daha önemli bir kısmı. Benzerlikte aslında bir şey mantığı var. Hani birbirinin katı orantı mantığı var. Bir arabayla, oyuncak bir arabayı mesela şöyle bir adamla bir de bu adamın küçültülmüş versiyonunu çizdim. Aynı aslında aynı görüntüye sahip adamlar mesela ikisinin elinde de bir baston var diyelim. Minyon. Ondan sonra ikisinin üstünde de şapka var diyelim bu adamların. Ama bunun şapkasıyla bunun şapkası 1 ise bunun şapkası 3. Bunun bastonu 5 ise bunun bastonu 6 ise bunun bastonu 2 gibi. Yani birbirle orantılı olmak zorundadır diyoruz. O zaman geldik bu üçgenlere mesela. Birbirle orantılı değil mi evladım benim? Evet. Bütün açıları birbirine eşit değil mi bunların? Evet. İki üçgenin karşılıklı açıları eşit ve aynı zamanda bu üçgen eşit ise bu üçgenler benzerdir diyebiliriz. Bak bütün açıları eşit. O zaman bu üçgenlerde bak A, B, C sırasıyla gittiysem D, E, F sırasıyla gidip bunlara benzer diyeceğim. Şu işarette gösteriyor benzer işareti. Benzerlik oranı dediğimiz şey ise aynı kenarları birbirine bölüyor. Mesela AB kenarını DE kenarına böldüğüm zaman ki buradan bulunuyor zaten AB'yi DE'ye böldüğüm zaman BC'yi EF'ye bölmüş oluyorum. BC'yi EF'ye bölmüş aynı oran çıkması gerekiyor. Veya işte AC'yi de DF'ye bölüyorum. Bunlar mesela burası 2 ise burası 4 diyelim. Burası 3 ise burası 6 diyelim. Burası 4 ise Tonguç'un burası 8 diyelim. Bak bunlar birbirinin tam 2 katı şeklinde bir benzerlik oranı. Mesela buna da benzerlik oranı adını veriyoruz. K ile gösteriyoruz Tonguç'un ve bu sabit bir oran oluyor. Benzer üçgenlere diyoruz. Geldik kenar açı kenar benzerliğine. Birazcık daha farklı tabii ki. Mesela burada iki tane kenarı ve aralarındaki açı birbirine eşitse iki kenarı ve aralarındaki açı. Bak aralarındaki açı eşit. Kenarlar da birbirinin katı. Bak 4, 2, 6, 3 birbirinin iki katı. Benzerlik oranı mesela bunların nedir desek evladım benim 6, 3, 4, 2 olduğuna göre bunların benzerlik oranı 1/2 değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Bak 2'yi 4'e böldük. 3'e 6'ya böldük. 2/4 veya 3/6 o da eşittir 1/2. Benzerlik oranında genellikle küçük olan yukarı yazılır, büyük olan aşağı yazılır. Yani niye 4/2 yazmadım dersen bana onu söylerim sana. Neden? Genellikle kesirli sayı çıkarlar. Bir açıları eşit ve aynı zamanda bu açıya komşu kenarların oranları eşit olan üçgenlere biz benzer üçgenler diyoruz. Dolayısıyla bunlar da kenar açı kenar benzerliğine sahiptir diyoruz. Geldik bir de kenar benzerliğine. 2, 3, 5 var, 4, 6 var. Ya Allah aşkına Tonguç bunlar bunun katı değil mi Allah'ın seversen? Evet. Kaç katı evladım bunlar? 2. Süper. 2 üçgenin karşılıklı tüm kenarları orantılı ise bu üçgenler benzerdir diyebiliriz. Buradaki mesela benzerliği de yazmak için stratejiler var tabi. Bak 2/4, 3/6, 5/10. Bunlar birbirine benzer. Mesela buna X, Y, Z üçgeni. Buna da K, L, M üçgeni desem diyeceğim ki hemen X, Y, Z üçgeni benzerdir. K, L, M üçgeni diyeceğim ve bu şekilde benzerliği göstermiş olacağım. Gel bir de orantılı doğru parça. İşte bundan asıl sorular geliyor Tonguç Hocam benim. Mesela şöyle bir üçgen bak burada kaç üçgen var Tonguç Hocam sence? 1. Evladım şurada üçgen değil mi dangoz evladım? 2. Harika bak bu üçgen var bir de büyük üçgen var değil mi? Anında bak, 180 derece dönerim ben. Süper 8. Bak bu açı bak şuna paralel diyelim. O zaman paralel olduğu için bu açılar yöndeş olmaz mı evladım benim? Evet. Peki şu açılar yöndeş olmaz mı evladım benim? Evet. Peki bu iki üçgende de bu açı ortak açı olmaz mı Tonguç? Bak bu evet. Üçgende de var, bu üçgende de var. İşte bu açının karşısındakini hemen söyle bakayım. Bu küçük üçgende A var. Büyük üçgende bu açının karşısında B var. Süper. A bölü B. Küçük üçgende bu noktalı açının karşısında E var. Büyük üçgende bu noktalı açının karşısında E artı F var. Aa. Mesela küçük üçgende bu açının karşısında C var. Büyük üçgende bu açının karşısında C artı D var. O yüzden işlem şöyle ilerliyor. Diyorum ki bunun buna oranı, bunun buna oranı, bunun da buna oranı eşittir ve bu benzerlik oranına eşittir şeklinde bir yorum yapıyoruz. Mesela burada bak bunun buna oranı. Bunlar birbirine eşit değil mi evladım? Evet. O zaman bu bir katsa bu da bir kat olacak. O zaman bir katın toplamı iki kat oranı. Yani 1/2. 6'nın x'e oranıdır. O zaman 1/2 altın x o zaman x dediğim şey de 12'dir. Kusura bakma evladım benim bu kadar basit şekilde bulunuyor. Kusura bunlar bakarım ama size bir şey diyemiyorum. Üçgenin yardım elemanlarına bakacağız o zaman. Açıortay, kenarortay, yükseklik, kenarorta dikme. Üçgenin açıortayı dediğimiz şey aslında şu. İlk başta açıortayın ne olduğunu öğrenelim. Burada bir açı var mı evladım benim? Var. Bu açıyı ortadan ikiye böldüğüm çizgiye ben açıortay diyorum ve bu bir ışındır Tonguç evladım benim. Ve AP ile BP dediğimiz şey, bak şöyle yapalım hatta şöyle. AP ile BP, bak burada herhangi bir nokta alıyorum açıortayın üzerinden. Kenarlara dikler indirdiğim zaman bunlar birbirlerine eşit uzunlukta oluyor Tonguç evladım benim. Aynı şekilde AO ile de BO birbirine eşit oluyor. Açıortayın temel özelliklerinden bir tanesi. Açıortayın üzerinden herhangi bir nokta alıp kenarlara dikler indirirsem o dikler ve o diklerin köşeye o kadar uzaklığı birbirine eşit oluyor. Geldik iç açıortay ve dış açıortay kuralına. İşte sınavda soruların geldiği ve asıl önemli olan kısmı da bu. Tonguç'um şöyle bir üçgende ben açıortayı çizdiğim zaman açıyı ortadan ikiye bölmedim evladım. Evet hocam. Bak açıortayı ikiye böldüm. Mesela burası 60 ise burası 30. 30 diye ikiye böldü. Tamam eyvallah, bu basit bir şey. Bu açıortayı ikiye böldüğü zaman bir teorem uydurmuşlar. Demişler ki A'nın C'ye oranı, A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı eşittir. Yani veya şöyle bir şey diyelim. Kolun bacağı oranı A bölü C eşittir. Kolun bacağı oranı eşittir şeklinde bir orantı yapmışlar. İşte bu teorem iç açıortay teoremi adlandırılıyor. Mesela bunun buna oranı bunun buna oranı eşittir. Aynı şekilde iç ortayın kesim noktası aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi oluyor. Bu da ayrı bir kural. Mesela ben bir sürü iç açıortay çizdiğim zaman burada aslında bu açıortayın kesim noktası, burada bir iç teğet çember var. Onun kesim merkezi oluyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda dış açıortay dediğimiz şey ise dış açıortay da açının üçgenin dışında oluşacak. Dış açısını ortadan ikiye bölmesi gerekiyor. Mesela bu 120 ise burası 60-60 diye böldü. Dış açıortayın özelliği şu Tonguç evladım benim. Kolun bacağı oranı yani A'nın C'ye oranı B'nin D artı C'ye yani açıortaya olan uzaklığına kadar eşittir diyoruz. Bu da böyle bir kuralımız. Bunları tabii şeylerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Sorularda çok net bir şekilde. Mesela hemen sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela burası 6, burası 8 ise, burası 3 ise burası kaçtır? 6'nın 3 oranı kaçtır evladım benim? 2. Burası 8 ise o zaman burası 4 bitti bu kadar. Oh be. 2 dakikada yapabiliyoruz. Mesela burası 4, burası 8 diyelim. Burası 5 diyelim. Burası kaçtır diye soruyor bize. Hemen şöyle düşünelim. 4'ün x'e oranı, 4'ün x'e oranı eşittir. 8'in kaça oranıdır? 8'in 5 artı x'e oranıdır. Ya o zaman Tonguç öğrenme bu iki katına çıkmamış. Bu da iki katına çıkacak. Demek ki x dediğimiz şey 5'miş diyebiliriz. Hatta içler dışarı çarpmaya bırak da bulabilirsin bunu. İki dış açıortay ve bunlara komşu olmayan iç açıortayın kesişim noktası Tonguç öğrenmem dış teğet çemberin merkezidir diyebiliriz. Zaten iç teğet çember iç açıortayda, dış çemberde dış açıortayda karşımıza çıkacak ileride diyoruz. Geldik kenarortaya. Kenarortay dediğimiz şey ne biliyor musun? Kenarı ortadan ikiye bölen çizgiye kenarortay denir. Mesela şurada bir kenar var mı evladım? Var. Bu kenarı ben böyle bu köşeden uzatarak ayırmayın hocam. Ayırırsam eğer iki parça kenarortay diyoruz. Ama ben bu kenarortayları bütün hepsini birleştirebilirim bak. Şuradan da bir kenarortay çıkartabilirim. Bunu da iki eşit parçaya ayırır. Hatta şuradan da bir kenarortay çıkartırım. Bunu iki eşit parçaya ayırabilirim. Ve bu kenarortayların kesiştiği noktaya yani şu noktaya biz evladım ağırlık merkezi diyoruz. Bu ağırlık merkezi dediğimiz şey ise aslında büyük G harfiyle, o yüzden İngilizce'de gravity derler buna. Oo. G büyük G harfiyle gösterirler. Ve burada tabii karşımıza bazı kavramlar çıkacak. Mesela ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği var evladım benim. Hemen şöyle göstereyim. Mesela burası bir kat uzunluğundaysa şu uzunluk, şu uzunlukta 2 kat uzunluğunda 1'e 2 oranı vardır. Bunlar da karşımıza çok gelecek. Mesela aynı şekilde şurası 1, mesela burası 3 ise burası 6'dır. Sallıyorum sayıları mesela. Burası 5 ise mesela burası 10'dur. Yani 1'e 2 oranı olmak zorundadır diye biz. Muhteşem üçlü işte gerçekten çok önemli bir konu. O da karşımıza şöyle gelecek. Muhteşem yüzyıl. Herhangi bir dik üçgende hipotenüsün kenarortayı ayırdığı parçalardan bir tanesi eşittir. 1, 2, 3. O yüzden muhteşem üçlü diyoruz bu kurala. Yani 3 kenar, 3 parçada birbirine eşit olmak zorundadır diyoruz. Mesela burası 5 ise burası da 5'tir. Burası da 5'tir diyebiliriz. Mesela burası 6, burası 8. 6, 8'de ne üçgeni vardı? Pisagor'da 10 üçgeni vardı. Bu 10 olduğu için 2 parçaya böler 5, 5 şeklinde. O zaman burası da 5 olur tarzında bir yorumda yapabiliriz diyoruz. Kenarorta dikme dediğimiz şey ise bir üçgenin kenarorta dikmelerinin kesişim nokta aslında çevre açılmaz. Ondan önce kenarorta dikmenin ne olduğunu anlatayım sana. Mesela şurada bir kenar var mı Tonguç Evren Bey? Evet. Bu kenarın ortasını belirliyoruz. Burası. O zaman iki eşit parçaya geldik. Sonra bu ortasından böyle bir dikiniyoruz buna. Şöyle bir dikiniyoruz. Bu kenarorta dikmedir diyoruz. Kenarını ortadan dik inecek şekilde kesiyor. Mesela şu zımbırtıyı. Şu kenarı ortasından aldık. Şu parçaları eşit diyelim. Burası ortası diyelim. Buradan hop dik indik. İşte bu kenarorta dikme diyoruz. Mesela başka bir şu kenarı hop şuradan ortadan ikiye böldük Tonguç Eren Bey'im. Hop dik indin. Şurası. Bunların hepsinin kesiştiği noktaya ise Tonguç Eren Bey'im çevrel çemberin merkezi. Çevrel çember ne demek biliyor musun? Bunu böyle çevresinden şöyle geçecek şekilde kapatsak. İşte burası bu çemberin merkezi oluyor diyoruz evladım benim. Gerek yüksekliğe, yükseklik korkum var. Acayip, bu konuyu anlatmayın. Neden acayip önemli? Çünkü alanı yapabilmek için yüksekliği bilmemiz gerekiyor. Dar açılı üçgende yükseklik al işte bak köşeden direkt diğer kenara dik indiriyorsun. Burada bir sürü yükseklik var. Bu da başka bir yüksekliktir. Ondan sonra bu da başka bir yüksekliktir. Bunların hepsi 3 tane yüksekliği olabilir üçgenin. Çünkü 3 kenarı vardır. Mesela dik üçgende yükseklerden mesela bu bir tanesidir. Diğeri kendisinden bir tanesi de yine aynı şekilde. Diğeri de Tonguç Evren Bey'im şunun yüksekliği olan mesela şurasıdır dik üçgende yüksek. O yüzden dik üçgende yükseklik 2 tane yüksekliği de üçgenin kenarlarından kendisidir aslında. Dar açılı üçgende de yükseklik üçgenin içinde oluşur. Geniş açılı üçgende de yükseklikler üçgenin dışında oluşur. Mesela bu üçgende tabanı buysa en yüksek noktası burası mı? Evet. İp sarkıttığın zaman nasıl iner aşağıya? Böyle inmez mi Tonguç'um? İşte buna biz yükseklik diyoruz. Burası yükseklik H harfiyle gösteriliyor. Mesela burada yükseklik bu ya. İp sarkıttığımız zaman buradan mesela aşağı doğru iner ya. Aynı o şekilde buradan ip sarkıttığımız zaman aşağı doğru iner. Mesela buradan böyle inerdi. Böyle buradan böyle iner. Aynı şekilde mesela bu tabanın yüksekliği de şöyle çevirirsem buradan yükseklik burası oluyor. Mesela şu tabanın yüksekliği de Tonguç Evren Bey'im. Şurası yer olsa buna yükseklik olsa ipini sarkıtsam burası oluyor yükseklik. Farklı farklı yükseklikler çıkıyor ama hepsi aynı noktada kesişiyor. Unutmayalım Tonguç'u. Gerek ikizkenar üçgene, ikizkenar ve eşkenar üçgene ne olur biliyor musun Selam? Bilmiyorum hocam. Hemen göstereyim sana. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen diyoruz. Oh be. Ve en üstünde ne diyorsun? Bunlar birbirine eşittir. Ve bunların en üstündeki noktaya tepe diyoruz. O yüzden buradaki oluşan açıya da tepe açısı diyoruz Tonguç'um. Ve bu açılar da ikizkenar üçgen, ikizkenarlar oldukları için ikiz açılardır. Yani birbirlerine eşittir. Taban açıların ölçüleri birbirine eşittir. O yüzden buna biz taban diyoruz. Buna da taban açıları diyoruz. Tepe açısından çizilen yükseklik aynı zamanda bak şuradan çizdiğimiz yükseklik aynı zamanda hem açıortaydır evladım benim hem de kenarortaydır. Öyle bir güzelliği var bu işin. Yani ben buradan yüksek indiğim zaman hem bunu iki eşit parçalıyorum hem de açıyı iki eşit parçaya ayırıyorum. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu acayip önemli bir yakı kuralı diye bunu ezberleyeceğiz. Yani yükseklik, açıortay, kenarortay ve ikizkenar aslında bunların 4'ü de bir arada bulunuyor diyebiliriz. Eşkenar üçgende ise bütün açılar birbirine eşit ve 60'ar derece. Yani burada yapacak hiçbir şey yok. Bütün açıların birbirine eşit olduğunu, kenarların da birbirine eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bütün kenarları birbirine eşit diyoruz. Peki tüm kenar uzunlukları eşit dedik buna. Tüm açıların ölçüsü 60 derece dedik. Tüm yükseklikleri aynı zamanda hem açıortay aynı şeydeki gibi ikizkenardaki gibi hem de kenarortay diyebiliriz Tonguç'um. Mesela hemen örnek vereyim sana. Mesela şuradan bir yükseklik indik hop hem kenarı iki eşit parçaya bölüyor, hem 30-30 şeklinde açırıyor, açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Aynı şekilde buradan indirdiğim zaman yine 30-30 ayıracak ve kenarı iki eşit parçaya bölecek falan filan, bütün parçalar birbirine eşit oluyor diyebiliriz. Geldik dik üçgen ve trigonometriye. Gerçekten önemli kısımlara geldik şimdi de. Dik üçgende tabii ki Pisagor teoremi bu işin kralı. Pisagor'da dik açının karşısındaki kenar, yani hipotenüsün karesi diğer dik kenarların karelerinin toplamına eşit oluyor evladım benim. C'ye biz ne diyorduk? Hipotenüs adını veriyorduk. Tanıyordunuz değil mi hocam? Tabii ki ben tanıyorum, hipotenüs tanımaz olur mu? Pisagor'da çok yakın arkadaşım. Kenarlarına göre özel üçgenlere baktığımda 3-4-5 üçgeni var. 5-12-13 üçgeni var. 8-15-17 üçgeni var. 7-24-25 üçgeni var ki bunlar çok özel üçgenler. Hatta sen de hesaplaması yapabilirsin. 3'ün karesi kaç? 8. Yuh! 9 elan dangoz musun? 4'ün karesi kaç? 16. 9-16 topla. 25. 5'in karesi mi? Aa. Harika. 5'in karesi 125. 12'nin karesi 144. X'in topla 169. 13'ün karesi mi? Aa. Aynı. Hepsi birbirine eşit oluyor zaten. Bunlar özel üçgenler işte. Tamına çıkıyor ve çok güzel bir şekilde hesaplamamızı kolaylaştırıyor diyebiliriz. Geldik Öklit'e. Öklit de 9. sınıfta en önemli konulardan bir tanesi. Gerçekten de Öklit konumuzda şunu bilmemiz gerekiyor. Dik üçgenin içinden hipotenüse dik inersen ayırdığı parçaların çarpımı indiği o dikin karesine eşit oluyor. Yani P çarpı K aslında bu indiğin dikin karesi oluyor diyebiliriz. Herhangi bir dik kenarın karesi de aslında kendisine yakın olan ayırdığı parçayla bütün hipotenüsün çarpımı şeklinde yazabiliyor. Mesela aynı şekilde B'nin karesi de kendisine yakın olan K ile bütün hipotenüsün çarpımı şeklinde yazılabiliyor Tonguç evladım benim. Mesela bak bu ikisinin çarpımı, dik üçgenin içinden dikilmiş ya. Dikin içinden dikildiyse hemen Öklit diyeceksin. Bunun çarpımı 2 çarpı 8 aslında H'nin karesidir diyorsun. H'yi buradan çat diye 4 diye bulabiliyorsun. Veya bu çarpı bunun hepsi, yani 2 çarpı 2 artı 8 10 aslında bunun karesi diyor. Yani 20 eğer bunun karesi ise diyorum ki o zaman karekök 20'dir. Mesela 8 çarpı 10 aslında 80, burası da karekök 80'dir şeklinde yazabiliriz. Bravo diyorum sana. Öklit'i de tamamladık, şimdi trigonometriye geldik. Trigonometride aslada öğreneceğimizden önemli şeyler bir tanesi dik üçgende olması ve dik üçgende herhangi bir açının karşısındaki açıya ne diyoruz evladım benim? Bayağı zor bir şey. Karşı açı. Karşı kenar diyoruz. Karşı kenar. Buna ne diyoruz peki? Yanındaki hemen komşu kenar. Peki buna ne diyorduk? Bu çok önemli, özel bir şeydi. Hypotenüs. Harika, İngilizcenle mükemmel bir şekilde ders verdiğimizde. Bravo diyorum sana. Sinüs dediğimiz şey, kotanjant dediğimiz şey, kosinüs. Bunlar aslında trigonometrik olanlar. Büyütmeye gerek yok. Sinüs dediğimiz şey aslında karşı kenar bölü hipotenüs ile bulunuyor. Zaten bak sinüs sonu üste bitiyor ya. Hipotenüse bölmek zorundasın. Kosinüs sonu üste bitiyor ya Tonguç öğrenme. Evet hocam. O zaman hipotenüse bölmek zorundasın. O yüzden yine hipotenüs aşağıda var. Bu sefer de kosinüste komşuyu bölüyorsun. Bak kosinüs ko. Komşudan edip kosinüste komşuyu bölüyoruz. Mesela kotanjantta yine komşuyu bölüyoruz. Ama bu sefer hipotenüse bölmüyoruz. Çünkü sonu anjantla bitmiş. Dolayısıyla diyoruz ki komşu bölü karşı diyoruz. Hipotenüse bölemem ki. Başka bir şey kalmadı bölecek zaten. Mesela tanjantta karşı bölü komşu diyoruz. Dolayısıyla aslında hipotenüs sadece sonu üstle bitenlerde hipotenüs bak bu da üste bitiyor. Hipotenüs diyoruz, da üste bitiyor. Ve kosinüste komşuyu bölüyoruz. Kotanjanta komşuyu bölüyoruz. Diğerleri zaten karşıyı böldüğümüz şeyler oluyor. Mesela örnek olarak şöyle bir üçgen vardı. 6-8-10 üçgeni. Mesela sinüs alfa demiş ya. Bu alfanın karşısındakine bak. Burası karşı artık senin için. Burası artık komşu senin için. Çünkü alfanın karşısındaki karşıdır. Çünkü hangi açıyı verdiyse onun karşısına göre bakacağız. Mesela burada bunun karşısı, burası karşıydı. Ama burada artık burası karşı oluyor. Burası da hipotenüs oluyor. Hemen sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Bunun karşısında ne var? 6 var. Hipotenüs ne? 10. 6 bölü 10 bitti bu kadar. 0,6'ymış sin alfa. Mesela tanjant alfa. Karşı bölü komşuydu. Bunun karşısında ne var? 6 var. Komşu ne? 8. Bitti bu kadar. Mesela kotanjanta, kosinüse bakarsak komşu ne? 8. Kosinüs olduğu için hipotenüse bölmemiz gerekiyor. 8 bölü 10 diyoruz. Mesela buradaki aynı şekilde kotanjant komşu 8 bölü karşı, yani 8 bölü 6 diye bulabiliyoruz bütün oranları diyoruz. Evet, dolayısıyla 30-60-90 üçgeniyle 45-45-90 üçgenini çok mükemmel bir şekilde bileceğiz. Çünkü her zaman üniversite zamanına çıkıyor ve gerçekten de mutlaka okul yazılarımıza çıkacak. Mesela 30'un karşısındakine 1 kat dersem 90'ın karşısındaki onun 2 katı oluyor. 60'ın karşısındaki de kök 3 kat oluyor Tonguç'um. Mesela 45-45'te de 45'in karşısındakilere 1 kat dersek 90'ın karşısındakilere kök 2 kat diyoruz. O yüzden sinüs alfa, sinüs 30 dediğimiz şey aslında karşı yani 1 bölü hipotenüs yani 2 oluyor. Bitti bu kadar. Tanjant 60 dediğimiz şey mesela karşı yani kök 3 bölü komşu yani 1 oluyor diyebiliriz. Kos 45 mesela çat karşımıza bunun komşusu 1 bölü hipotenüsü kosinüs dediğimiz için kök 2 diyebiliriz. Mesela tanjant 45 bunun karşısındaki bölü komşusundaki tanjant karşı bölü komşu olduğu için 1 bölü 1'den yine 1'dir diye bulabiliyoruz evladım benim. Geldik birim çember dediğimiz şeyde. Birim çember de aslında yarıçapı 1 olan çembere biz birim çember diyoruz evladım benim. Yarıçapı 1 olan çemberde aslında mantıken şöyle düşünürüz. Burası 1, burası 1, burası eksi 1, burası eksi 1. Analitik düzlemde mesela x'ye ekseni vardı ya evladım benim. X'ye eksende burası artı, burası artı, burası eksi, burası eksiydi diye. Bunların aslında sadece birlerini alıyoruz ve burada bir çember çiziyoruz. Ve buradaki çemberin üzerinde herhangi bir nokta aslında birim çemberin üzerindeki bir nokta demek. Ve birim çemberin üzerindeki nokta aslında çok basit bir mantığı var. X'in karesiyle y'nin karesinin toplamı 1'e eşit oluyor. Yani buradaki 1'e eşit oluyor. Bu noktada mesela pardon şu P X Y noktasına göre diyoruz. Dolayısıyla X kare artı Y kare eşit 1 oluyor. Mesela bu birim çember üzerindeyse A'nın değeri nedir derse biz diyeceğiz ki buna X buna Y diyeceğiz. O zaman 1 bölü 2'nin karesiyle artı A'nın karesinin toplamı 1 olmak zorunda. Çünkü birim çember üzerinde 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 artı A 1 ise A kare 1 ise eğer A kare eşittir 3 bölü 4'tür evladım benim. O zaman A dediğimiz şey karekök 3 bölü 2 karşımıza çıkıyor. Bunun karekökünü aldığımız zaman diyoruz. O da kök 3 bölü 2'ymiş diyebiliriz diyoruz. Geldik üçgenin alanına. Üçgenin alanında ise zaten çok basit mantıklar var. Eskiden beri bildiğimiz şey. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir diyebiliriz. Veya dik üçgende ise yine taban B çarpı yükseklik bu sefer kendi kenarı oluyor. A bölü 2 oluyor. Geniş açılı üçgende ise yüksekliği bulmak birazcık zahmetli. Mesela bunun yüksekliği burası tepe noktası. Buradan ip sarkıttığın zaman burası oluyor ya. Buna yükseklik diyorsun dik olmak zorunda tabii buraya. A çarpı H bölü 2 yine taban çarpı yükseklik bölü 2. Hiç korkacak bir şey yok diyebiliriz. Geldik peki taralı üçgenin alanı 8 birim kare ise ABD üçgen alanını bulalım demiş. Hadi bir tane soruyla artık bitiriyoruz. Aynen tebrik ediyorum seni. Mesela taralı bölge üçgenin alanı 8 birim karemiş. Ben bu üçgenin alanı taban çarpı bunun yüksekliği de böyle aşağı ip sarksam burası olmaz mı evladım benim? Bak 2 çarpı H bölü 2 8'miş. O zaman bunlar sadece H eşittir 8'miş. O zaman burası 8 birimmiş. Ha bunu bulduysam bana ne soruyordu? Bütün üçgenin alanını soruyordu. Tabanı bu sefer 5. Yüksekliği artık aynı yükseklik dikkat ettiysen 8 bölü 2'den 20 çıkar diyoruz. O yüzden yüksekleri aynı iki üçgenin alanları oranı aslında tabanları oranına eşittir Tonguç evladım benim. Hatta sana şunu göstermek istiyorum. Bunun alanı 8 evladım benim. Evet hocam. Bunun alanı 8'den 20'den 8'i çıkar alanı. Kaç çıkar? 12. 12. Bak dikkat et. 12'nin 8'e oranı 3'ün 2'ye oranına eşittir. Yani ben buna 3A dersem buna da 2A derim. 3A 2A oranı aslında bu tabanlardan gelmiştir. Zaten 2 ve 18, 12 ve 8'e de tam bir şekilde örtüşüyor diyebiliriz. Mükemmel bir şekilde üçgenlerdeki konu girişlerini tamamlamış olduk seninle beraber. Çok devasa bir konu. İkinci dönemin çoğunda bu konuyu göreceksin zaten. Ve bu şekilde aslında çok iyi bir giriş yapmış oldun. Ön bilgileri benden almış oldun. Şimdi de yapacağın şey kamptaki ödevlerini tamamlamak ve sonrasında ödülü sorumuzu yap yorumları. Hadi bakalım.